Bu hep neden arkadaşlar burası. Bugün sizler birlikte Enis Kirazoğlu'nun oyununu deniyoruz. Anomaly Agent. Yani böyle cins ajan hani. Hedefe ulaşabildin mi? Hayır. Kapsaklama, acele et. Tamam abla ya. Ne kızıyorsun ya? Sen ne? Ne ayaksın ya? Gravity Anomaly durdurulamaz. Tabi gördüm. Vasıfsızı kullan. Oyunu dün bir 10 dakika oynadım. Sonra baktım dedim ki bunun videosunu çekerim. Aa, o ne öyle ya? Terbiyesiz şeyler. Yakışıyor mu Enis abi ya? Birleş. Neyi birleş? Birleş. Ajan klon. Enis Kirazoğlu bu birleşmeyi yaparken doğu tarafındaki insanların çok çabuk çoğalmasından ilham alarak yapmıştır. Hoppa. Oyunda şöyle bir mekanik varmış. Bak hem oyunu inceleyelim hem de oyunu oynayıp size anlatayım bak. Oyunda birbiriyle aynı olan düşmanlar birleşip yeni bir düşman türü oluşturuyor. Siz de onları yeni bir düşman türü olmadan engellemeye çalışıyorsunuz. Selamünaleyküm. Ben avcı. Aa benim sülalem. Ben sen av. Adam çok basit. Ben avcı, sen av. Sen delik, ben golf topu. Tembel seçkin avcı. Niye tembel? Keşke şuradan bir şey çıksa böyle Bahtı Sikik Piyade diye. Bir Witcher 3 fanı olarak Bahtı Sikik Piyade'yi görmek istiyorum. Enis Kirazoğlu'da öyle bir şey olduğu için. Sersemletme hareketim var. Üf. Üf. Lan vurma lan. Ayıp oluyor abi. Hop sersemle. Geri döneceğim. Dönersin. Bossları kestikçe de yeni bir hareket özelliği alırız. Şimdi böyle yap falan diye. Ama oyunun müzikleri güzelmiş. Her kim yaptıysa temaya uygun, hoşuma gitti. Şu an mesela ters miyim? Yo, anomali bozulmaları mı oluyor? Ne oluyor? Şu an tersim işte. Şu an tersim. Baba birleşiyorlar. Bak birleşti. Hopa, çevresel ölüm. Oo, YouTube sound effect falan. Hani böyle oluyor mu Enis abi? İçeri girme. Büyük bir hata yapıyorsun. Amma son küfür ne demeden gitti yapacakmış. Aa annem. Gravity Anomaly. Ben genelde bu tarz oyunları Metroidvania olarak daha çok seviyorum. Hop bak şimdi bak. Biraz Enis Kirazoğlu oyunu oynuyorum ama şimdi böyle şey yapıyorum, anladın mı? Ay ne kadar güzelsin sen. Böyle oyun kültürümü anlatıyorum. Keşke Metroidvania oyunu olsaydı bu. Çok daha hoşuma giderdi. Oba, dünya ters döndü. Dur. Oh. Oyunu oynayayım da oyunla görüşlerimi videonun sonunda söylerim. Oyunla ilgili görüşlerimi. Boss'un 3 fazı olması hoşuma iyi olmuş. Ananın. Annenle kötü şeyler düşünüyorum çocuk. Öleceğiz. Öleceğiz. Her boss'u kestiğimizde yeni bir özellik alıyoruz. O iyi oldu bak. Yeni bir şey verdi. Ne verdi? Hız ve sersemletme. Yakın dövüş hızı arttı. Düşmanlar sersem kalma süresi arttı. Okey. Hayır. Çok geri kaldım. Artist. Geri gel dur. Ne biçim hareket ediyorsun? O ne öyle ya? He? Bay Miedinik bana bir içki al. Ya Enis abi iş. Yakışıyor mu sana ya? Abi sen şimdi babasın yani hani. Yani çocuğunun bu oyunu oynaması ister misin? Bu ne böyle ya? Ayıp denen bir şey var ya. Hiç yakıştıramam. Enis Kirazoğlu'nu diss atıyorsun değil mi? Bunlar hep şaka. Cime de şikayet edeceğim. Farkında değilsin. Her şeyi mahvedeceksin. Sus lan artist. Sen kimsin? Zaman. Gitti. Hıh. Eline yüzüne bulaştırmadan görevi bitirebildin. Konuşma seçeneklerim olması güzel. Evet, beni yanlış yere ışınlamana rağmen. Ha siktir orada. Terfi alıyorsun diye götün başına kalkmasın. Hadi kaldır kaşını portala sok. Tamam ya, ne kızıyorsun? 2 dakika manzara izliyoruz ya. Allah Allah. Surprise. Terfi partisi yapmadan gönderemeyiz seni. Bu sana özel. Ay Enis abi bak, oyun seslendirme koyaydın da ben bedava yapardım bak. Sana özel hediyemiz. Kullanılmış çanta. Kullanılmış çanta mı verdiniz bana? Aslında bu sana verilen test prototipi ama kalkan görevi görüyor. Kalkan mı? Hadi kaçırdığımız klonun üzerine test edeyim. Dur, tam vururken test. Hopa! Ünlem çıkınca tamam. Güzel. Tek hediye bu değil. Arkandaki hediye paketleri senin için. Git aç hadi. Hopa! Ne yaptın? Camdan heykel yapmıştın. Neden kırdın hediyeyi? Ühü mü? Kırdığım iyi olmuş, pardon. Şimdi burada bir moral sistemi var. Böyle ben götün teki olmak istiyorum, tamam mı? Hani böyle adama kızacağım. Kırdığım iyi olmuş. Üzüldü. Sen çok kötüsün. Ağla lan. Ağla, ajanım ben. Ne düşünüyorsun hediyeler hakkında? Bir sürü para, çok duygulandım. Ne yapacağım bu paralarla? Asıl hediye para değil, paralarla ne yapacaksın? Bak dostumuzdan gerçek hediyeni alabilirsin. Beni parayla satın alsın sandım. Ve duygularla. Duygu mu? Sence biraz heyecanlı, sen onu aldırma. Duygu dedi az önce, adamın moralini bozduk ya o. Onunla da bir şeyler alabiliyoruz. Mesela duyguyla edindiği negatif duygularla 300 altın satın al. Al. O da bir para birimi. Ama ve
Acaba oyunu etkileyecek mi ileride? Tabii oyun full oyun çıkınca göreceğiz. Şuradan kart dizi süresini kısaltacağız. Bugün evet geliştirme o ne lan? Hadi artık bitirin lan şu saç. Bu böyle seslendirme. Hadi artık. Garlock the Destroyer. Bu ne böyle? Yanıma gel. Şefi duydun, duydum. Duymaz mıyım? Allah belasını versin onun. Günün adamı sonunda teşrif edebildi. Bu artık benim için erkek. Şu halimi görüyor musun? Saçını mı kestin şef? Dalga mı geçiyorsun lan beni? Evet. Ölçek anomalisi görevini elini yüzünde bulaştırdı. Olan bana oldu. Bana ne? O görevde benimle gelmene gerek yoktu ki. Ben olmasam kim bilir nasıl sonuçlar olacak. Şimdi vakit kaybetmenin lüzumu yok. Zaten sana sürprizler yapacaklar diye boş boş bekliyor erkek. Kullanılmış çanta aldım. Daha kötü terfi hediyeleri görmüştüm. Sorularıma cevap ver. Bununla uğraşma zorunda mıyım? Zorundasın! Yoksa üzerine otururum. Lütfen yapma. T-Day'deki kod adını söyle. Hediye açma uzmanı. Adını yeni patronu açıklarken de böyle komiklik yapma devam et. Gerizekalı. İkinci soru. Neden şubede ayrılıyorsun? Terfi sonrası ana şubeye geçeceğim. Şefim bana bağırmasına bıktığım için. Ana şubeye geçeceğim. Gülecek bir şey alayım. Görev. Yeni görev bildirimi alındı. Anomali türü zaman. Tehlike seviyesi 100 kek. Robotu yedin ya. Ben az önce terfi oldum bak. Ben artık burada çalışmıyorum. Bana emir veremezsin. Son güne kadar ne bok verirsem yapacaksın. Bacaklarımın arasına sıkıştırırım seni. Lütfen yap. Ne olur. Okay, hadi hoşçakalın. Hadi gitmeden şuradan bir şeyler alayım. Şu olumlu duyguda bir can alayım. Anomali tehditlerini bul. Anomali var ya çok havalı bir kelime biliyor musunuz? Anomali çok hoşuma giden bir kelime. Hani oyun ismi olarak çok güzel seçilmiş. Anomali ajanı demek çok havalı geliyor. Halbuki anormal demek. Tespit ettiğimiz 4 anomali kaynağı ile birlikte çalışan yok. Aralarında sarışın olanın yerini bulduk. Niye sarışın? Sarışın falan hani böyle hoş oldu yani. Yani. Oyun çok Katana Zero'ya benziyor ama Katana Zero kadar iyi hissettirmiyor maalesef. Şu an için diyelim. Metro geçici olarak kapalı. Ben T'de ajanıyım. Herkese ajan olduğumu söylemem doğru mu acaba? Ne güzel. Metro hala kapalı. Ananı atlarım seni. Bu çocuk da eğer bağımız olursa direkt diyeceğim ki Katana Zero. Anne neredesin? Burası tehlikeli küçük. Son 3 harfi büyük. Annemi bulamıyorum. Amca! Amca! Kayboldum. Burası nerede amca? Anne ana! Ananı istiyor. Benim anamı istemediğin sürece sorun yok. Görevlileri bul. En sonunda nerede gördün annemi? Ya çocuklara yardım etmeyi seviyor. Aşağı ineceğim. Annem aşağıda. Ana! Ana! Yemeğe yetişemiyorum. Hadi gidelim Osman. Senin adını Osman koydum. Çünkü Osman adında hiçbir tanıdığım yok. Nişancı kulu. Bahtı sikik bir yerde. Savuşturma. Merminin projektil olması hoş olmuş. Yani projektil demek engellenebilir şeyler. Yavaş yavaş geliyor falan. Havada engellenebiliyor ya. Amca ne yapıyorsun? Amca ne yapıyorsun? Oradan oraya koşuyorsun. Çantana sokarım ha amca. Yanlış asansör. Yakın mesafe. Oh bah silah buldum. Amca bir kere ateş edeyim mi? Etme. Anam nerede amca? Beni takip etmeyi bırak. Hayır anam bul lütfen. Ben anneni bulup getireceğim. Bu arada beni annem bul. İkisi de aynı seçeneğe çıkıyor ya. Oyun hikayesinde bir etkisi yok gibi galiba bunların. Anneni bulup getireceğim dedim. Bekleyemem amca. Anam istiyor. Ana! Ana! Hay ananın. Hadi gidelim Osman. Gördün mü Doge'u? Hop! Doge'u kestin. Hoppa! Oğlum mükemmelim lan. Hoppa! Oh! Bunu, mermin nerede benim? Ben... He silah sınırlı. Okey. Lan çocuk gitti. Çocuk gitme gel. Oy oy dans ediyorum amca. Anam kayıp. Oh ne güzel inşallah bulamayız. Ha? Çocuğun animasyonu hoşuma gitti. Bensiz fırlayıp gitme bir daha. Tamam amca. Anam istiyorum. Ananı ben de istiyorum artık. Ne diyeyim oğlum. Üçgenin iç açıları toplamı. 180 demeyeceğim. Ne kadar zeki olduğumu bilmesin. Soruya soruyla cevap vereceğim anladın mı? Kaçtım. Goodbye. Ya nasıl bağlanıyordun? Vur oğlum. Oy bizim çocuk gene nereye gitti ya? Ya veletçim neredesin? Osman! Osman! Neredesin? Osman! Şunu silahı alayım. Aa yardım item kayboluyor. Ayıp değil mi ya? He? Ayıp değil mi? Enis abi biz sen video atmayınca kayıp mı oluyoruz? Oyunun yapımcısını bilmek çok güzel bir şey biliyor musun? Her şeyi onun adına söyleyebiliyorsun. Hoş geldin amca. Senin nasıl... Anam bulacağız hadi. Sonucu bul. Sonucu bul. 21/73/139+814/40 Hesaplayacağım. Ne koyayım? Hesaplamayacağım. Vazgeçtim. Teker teker gelin. O ne demek lan? Çocuğum silah ateş etmek ister misin? Ne bileyim belki istersin. Hoşuna gider diye düşündüm. Çocuğa silah ateş etmeyi öğretmek istiyorum şu an. Opa! Peki bu çevresel ölüm falan yapmamın bir puan olarak bana bir artısı var mı? Olay değildi. Aman. Aman. İki ajan birleşti. O da birleşti. Daha büyük halleri. Harika bunlar da birleşiyor. Evet daha güçlü duruyorlar. Nasıl ben şefe bağlandım. Ah sersemle. Oba doju kes. Hadi bir daha.
Hadi oradan, hadi köyüne, eşşol eşek. Saçımı kendim kesmemeliydim, bayağıdır yapamıyorum düzgünce. Yani götünüze benziyorsam, bu götünüzün suçu, benimle alakası yok. Oh, üstten alttan. Dur artık, dur artık, anlamıyorsun. Yine, oğlum yeter artık, erkek verin de yani sesi boğazıma acıyor lan. Yine, bu nasıl bir anomali gücü? Sana diyorum zaman. Zaman, zamanı mı büküyorsun sen? Ananı da bük. Ayıp mı, çok mu ağır oldu? Ağır oldu değil mi? Evet. Bu silah olayının sınırsız olmadığını anladım. Neden sınırsız olmadığını anladım. Çok fazla abuse edilebiliyor. Yani suistimal edilebiliyor. Niye bunu İngilizce söyledin? Havalı olayım diye, aynen. Adam anormal ajan koymuş ismini. Anormal ajan koymamış. Allah Allah, o havalı olayı demen niye olmuyor? Örgüncüsün. Hazırlıklarım daha bitmedi. Tıfıl. Peşindeki acılığa dikkat et. Seni aranama bekliyor. Amca, senin gibi olmak istiyorum. Baban bu değil, değil mi? Hayır amca. Av, devam. Üç kelime biliyor, yemek yiyor, su içiyor, konuşabiliyor, bu kadar. Ya sen... Sen var ya, askerde çok dayak yersin ha! Ya bir sersem de be. Benim de silahım var o. Aa, son vuru. Geri döneceğim. Dönme lan bir. Uzun menzilli combo bitirişi. Aa bak şey. Deneyim diye de hepsi her yere silah koymuş. Oy! Çok havalı oldu. Aşırı hoşuma gitti bak. Bu hareket hoşuma gitti. Hadi gidelim Osman. Osman gel. Pişt, buraya gel. İva. İva, sana yapışacağım ha. Ezo'daki anamarı dışarı çıktı. İlerleyip sokağa çıkabilirsin. Sen kimsin? Telsiz de konuştuk ya. Tanırsın diye düşündüm. Adım İva. O sorular neydi öyle? Routine kontrol. Çalışacağım kişinin stresli durumlarındaki davranışlarını gözlemliyorum. Matematik sorusu sorarak. Çalışacağım kişi derken. Evet doğru. Ha, yeni patronum bu mu acaba? Bu görevlik partnerin olacağım. Ayağımı dolanmaya çocuk annen. Çocuk annem bu mu? Sorayım. Çocuk niye gülümsedi? Ne? Anne falan değilim ben. Abla çok güzel. Abla meme. Dişi varlık. Bu maymundan mı deli oluyorsun sen? Artık gitsen iyi olur. Anamal uzaklaşmaya başlıyor. Anamal nerede demiştin? Metronun dışında sokağa çıkman lazım. Tamam canım. Tamam canım. Dikkat et, garip sesler duyuyorum. Ne sesi? Yıllardır kullandığım elim benden intikam almaya gelmiş. Kaç! Çocuğu koru. Beni koru. Bencil bir pislik olmak isterdim ama neyse. Beni koru. Çocuğu koru diyeyim. Şerefsiz gibi çocuğu koru. Pislik olmayayım, pardon. Giderken atış etsem bir işe yaramıyormuş. Çocuğu koru, ben iyi bir ajanım. Böyle son anda kişisel gelişim, hani anlıyor musun? İyi olasım gelmiş. Hoppa. Hoppa. Kaçış boss olması iyi olmuş bak. Bu oyuna yakışırdı ama platform özelliği çok fazla yok. Umarım oyuna bir halat sistemi eklenir. Yukarıdan böyle sallanmalı falan. Çünkü bu oyuna yakışır gibi duruyor. Ve böyle hani ajan olduğumu hissettirecek şeyler. Dümdüz silahlar tiş etmek, yumruk yap, at, yani yumrukla dövmek falan değil. Ne bileyim böyle ben de ışınlanabileyim falan, anladın? Nasıl bir anda ışınlandınız? Zararsız bir anomalim var. Anlık, tek kullanımlık portal açabiliyorum. Tabii bazı yan etkileri oluyor. Bak böyle vızız yaptı ya, Spider-Man'deki böyle bir yan etkisi. Anomali güçleri olan bir ajan görüyorum. Ha, benim anomali gücüm yok. He, olması lazım ama bak, oyunu daha keyifli kılardı bu arada. Umarım ileride olması lazım, olur. Çünkü bu keyifli duruyor böyle olması, anomali gücü olması. Düşmanlar da güçlense, ben de anomali güçlerim olsa tabii daha iyi olur. Anomali gücü olan bir ajan diğer anomalileri durduruyor, süper. Anladın? TD böyle zararsız anomali güçlerini faydalı buluyor. T-Day'de çalışamıyor. T-Day'de kimsenin anomali gücü yokmuş. Çocuk nerede? Gider gitmez ışınlandı. Bir portal silahı olabilir. Tahmin etmeliydim. Nasıl yani? Çocuk da mı anomaliydi? Çocuk da aslında benim peşinde olduğum anomali. Çocuk anomaliymiş. Ana. Çocuk beni kandırdı. Bekle. Sinyal artık başka bir yerde gözüküyor. Portala gir. Gireyim. Ya bitti mi? Ben oyunla ilgili düşüncelerimi söylemem gerekirse...